Şimdi orta kalınlıkta bir ipi 4 numara şişle örerek ata yeleğinin yapılışını vereceğiz. Önce şişimize 3 ilmek atıyoruz. Bu 3 ilmeğimizi attıktan sonra şişimize önce bir sıra düz örüyoruz. Bu çok... Evet, şimdi ata yeleği veya efe yeleği modelini başlayarak göstereceğiz. Bunun için orta kalınlıkta bir ip ve 4 numara şiş kullanıyorum. Bunun için önce 3 ilmek başlıyorum. İlk sıramı örüyorum. Üç sıramı ördükten sonra dönüşte bir ilmek örüyorum. Bir ilmek araya artırıyorum. Sıramı devam ediyorum. Tekrar başa dönüp başladığımda yine bir ilmek örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Devam ediyorum. Tekrar yine bir ilmek örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Devam ediyorum. Böylece yeleğimin uç kısımlarını oluşturacağım ve bu sayımı 27 oluncaya kadar devam edeceğim. Sonra size göstereceğim. Şimdi ata yeleğimizin uç kısmını tamamladık. 27 ilmeğe çıkardık. Bundan sonra her iki kenarından 5'er ilmek artırarak 8 sıra horoşa öreceğim. Ondan sonra ortadaki tek ilmeği 18 ilmek sağda, 18 ilmek solda bırakarak ortadan tek ilmeği ters olarak öreceğim. Evet, şimdi 5 ilmek bu taraftan artırdım. Bunu örerek diğer tarafa gideceğim. Şimdi bu sona geldik. Tekrar yine 5 ilmek artıracağım. Ve ilmek sayım 37 tane oldu. Şimdi
5 8 sıra horoşa gidip geleceğim, tekrar göstereceğim. Evet, şimdi artırma işlemlerimiz bittikten sonra 8 sıra daha gittik. 8 sıra sonra 18 ilmek örüyoruz. 1 ilmek ters örüyoruz. Tekrar horoşa işlemimize devam ediyoruz. Bu ters ilmeğimiz, bu parçamız bitinceye kadar devam edecek. Ortada bir direk oluşturacak. Şimdi kazağımızın bu ön parçasından birini bitirdik. Daha koltuğa kadar gelmiş olduk şimdi. Gösterdiğimiz direk şöyle oluştu burada, bir ilmek. 18 ilmek sağda, 18 ilmek solda. Ve ortada bir ilmeğimiz düz yüzünden ters olarak, ters yüzünden de düz olarak örülmüş oluyor. Şimdi ben artırdıktan sonra 42 ilmek ördüm. Bunun 5 ilmeğini keserek koltuk altını, kol payını kesmiş olacağım yeleğim. Bir, üç, dört, beş. Evet, 5 ilmek koltuk payını kestim. Şimdi öbür başa kadar yine normal örgüme devam ediyorum. Burada yine ortadaki ters olan ilmeğim bitinceye kadar, omuz payına kadar devam edecek. Koltuk payını kestikten sonra dönüşte ön taraftaki kesme işlemlerime başlayacağım. Şimdi başa geldim. Dönüşte 2 ilmek örüyorum. 3. ve 4. ilmeği birlikte alıyorum. Önü de eksiltmeye başlamış oluyorum. Ve omuz payı 20 ilmek kalıncaya kadar bu işleme devam edeceğim. Şimdi koltuk payı 5 ilmek kestik. Bundan sonraki örgümüzde devam ederken burayı düz olarak çıkıyoruz. Kesmeden çıkıyoruz. Koltuk altından 5 ilmek kestikten sonra diğer sıralarda bitinceye kadar eksiltme işlemi yapmıyoruz, düz çıkıyoruz. Yeleğimizin arkasını başlıyoruz. Arkasını iki bölüm halinde başlayacağız. Çünkü yeleğin arka ortasının V şeklinde durmasını istiyoruz. Bunun için de iki parça halinde yapacağız. Birinci parçamızı 28 ilmek başlıyoruz ve bir sıra gittikten sonra bir ilmek artırarak burayı 5 ilmeğe kadar çıkaracağız ve 28 ilmekle başladığımız arka 33 ilmekte tamamlanacak. 2 parça yapılacak. Şimdi ata yeleğimiz veya efe yeleğimizin arka bölümünü az önce anlatmıştık.
Bunu iki parça halinde örüyoruz. 28 ilmekten başladık. 33 ilmeğe çıkarttık. 5'er ilmek artırdık. Birinin sağından, birinin solundan. Şimdi bu iki parçayı bir araya getirerek, örerek şu yeleğimizin arkasındaki V'yi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi ben bunu birleştireceğim. Bunun için de tabii ki önce birinin sonundan başlıyorum. Şimdi bu parçamızı ördük. Buna ilave olarak V'nin oluşması için diğer parçamızı birleştireceğiz örerek. İplerimizi tabii ki sonra kaybedeceğiz. Onun için şu şekli oluşturmuş oluyoruz. Çünkü bir de bu altlara da dikkat etmemiz lazım. İkisinin de aynı terslikte ve düzlükte olması lazım. Şimdi bu sırayı tamamlayacağım. Şimdi arka için ayırdığımız parçaları birleştirdik. Bunun için şu alt düz bölümlerinde aynı yöne gelmesi gerekiyor. Birleştirirken buna da yer vermemiz lazım. Ata veya efe yeleğimizi bitirdik. Parçalarını tamamladık. Şimdi bunun cebbiyelerini ördük. Önler için 18 ilmekten başladık ve 5 sırada tamamladık. Arka için de yine aynısını yaptık. 25 ilmekten tamamladık. Onu da yaptık. Kolaylık olsun diye parçaları birleştirmeden ben önce cep düğmelerini, arkanın düğmelerini ve ön parçanın düğmelerini diktikten sonra yeleğimin yanlarını ve omuzlarını birleştireceğim. Ata veya efe yeleğimizi tamamladık. Aksesuarlarını da kolaylık olsun diye önceden diktik. Şimdi yeleğimizin yanlarını ve omuzlarını birleştireceğiz.